Merhaba, herkese günaydın. Artık yerel seçimlerin yapılmasına diyelim pazar günü her şey belli olacak. Son dönemeçteyiz. Pazar gününe çok az bir zaman kaldı ve kıran kırana bir yarış yaşanıyor ve herkes de son kozlarını oynuyor. Şükrü Genç bugün bizimle birlikte, Sarıyer Belediye Başkanı. Sarıyer İstanbul'un en önemli ilçelerinden bir tanesi. Hoş geldiniz ilk önce. Günaydın, hoş bulduk. T24'de bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi birazcık hem belediyenizin bugüne kadar yaptıklarıyla gelecekte yapacakları konusunda konuşalım istedik. Bu arada burada belediye başkanlarını çok ağırladık ama genelde bu yerel seçimlerde genel siyaset, Türkiye'nin bütününü ortaya koyan bir siyaset röportajı yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok kıran kırana ve çok sert söylemli bir yerel seçimlerin ötesinde bir seçim süreci yaşıyoruz. Ama aslında yerel seçim dediğiniz hizmetler demek. Şimdi Sarıyer Belediyesi 50 kilometrelik bir İstanbul'un belki de en önemli sahil şeridine sahip ama aynı şekilde bir finans merkezini de içinde barındıran. Sonra içimize aldık. Evet, İstanbul'un en zengin kesimiyle en dezavantajlı kesimini aynı anda içinde barındıran bir ilçe ve siz belediye başkanısınız. Öncelikle şöyle başlayalım. Ben sonunda soracağımı baştan sorayım. 10 yılı geride bıraktınız. Bir 5 yıla daha talipsiniz. Şu anda durumunuzu nasıl görüyorsunuz? Hiç Sarıyer'in geleceğini o yani slogan olarak 5 belki daha da sürer. Sürer. Yani biz doğru iktidarı kurup 5 evet. Yıl sonra biz olmasak da arkadaşlarım yani özellikle de yeni neslin, genç neslin devam ettireceği, doğru bir yapılanmayı devam ettireceği bir Sarıyer'i hep planlamaya çalışıyoruz. Peki, şimdi şunu, ya önce hakikaten bunu sorayım. Anketlerde nasıl görüyorsunuz kendinizi? Nerede görüyorsunuz? Anketlerde gayet iyiyiz. Yani sokakta da çok iyiyiz. Yani bizim işimiz anketlerden çok sokak, evet. Yaşam. Yani yaşamın içindeyiz. Ben sizin girişte söylemiş olduğunuz işte çok gergin, inanılmaz böyle geçen seçimi biz bölgemizde özellikle de Sarıyer insanının da istemlerini çok iyi bildiğimiz için çok böyle dostane, kavgasız, barış içinde, huzur içinde bir seçim ortamı yaratmaya çalışıyoruz hep. Ve bir de şey değil yani biz de kampanya zorunlu olarak kampanyadayız şu anda. Biz zaten 10 yıldır hep kampanya içindeyiz. Şimdi bazı belediyeler var ki sadece İstanbul için geçerli değil. Gerçekten belediye hizmetlerinden ya da vaatlerinden daha çok siyasi söylemleri ön plana çıkıyor doğru. Adayların. Doğru. İşte Türkiye'nin beka sorunundan tutun da işte Kürt sorununun çözümüne, ekonominin gidişi. Halbuki siz kampanyanızda daha çok yapmak istediklerinizi anlatıyorsunuz. Biraz bunu soracağım. Bundan 10 yıl önce seçildiğinizde şöyle bir röportaj vermiştiniz 2009 için. İnanılmaz büyük bir borç devraldık. Neredeyse bir enkaz devraldık. Önümüzde alacaklıların oluşturduğu bir kuyruk vardı. Ve ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ve ondan sonra da yola çıktınız. İşte 10 yıl geçti üzerinden. Bugün Sarıyer Belediyesi borçlu mudur? Hazinesi dolu mudur? Nasıl bir, kendi kendinize nasıl bir tablo devrediyorsunuz tamam. Eğer kazanırsanız? Şimdi, doğru, şöyle biz şimdi bu işe başladığımızda 2009'da yani bu enkaz devraldık herkesin klasik söylemi de enkaz devralmanın ötesinde biz bir belediye almadık. Belediye yoktu yani kurum olarak da yoktu. Yapısal olarak da yoktu, teknik olarak da yoktu. İşte 60 milyon bütçesi olan işte koskoca Sarıyer ama işte 350-400 bin insanın yaşadığı bir Sarıyer ve belediyesi yok. Belediye binası yok. 20 tane değişik barakalarda hizmet vermeye çalışan bir yapı. Ve bu işi ben çok eski bir Sarıyerliyim. Yani Sarıyer'i ezbere biliyorum ve o belediyede 5 yılda meclisiyeliği yaptım ben 94-99 arasında. İhtiyaçları biliyorum. Sarıyer analizini biliyorum. Ve kendi özelliklerimizi biliyoruz. Neler yapabileceğimizi ve hemen biz dedik ki bu kadar sorunun içinden çıkmanın tek bir yolu planlama. Analiz yapıp planlama yapacaksınız. Verileri toplayacaksınız. Ve Sarıyer Kalkınma Eylem Planı kurduk biz. Herkesle ama bütün yurttaşla, vatandaşla alacaklar dahil. Yani ben senin alacağını nasıl öderim? Yani borcumu sana nasıl öderim? De tartıştık. Ve sonrasında bir ilçe belediyesinin bir ilçe belediyesi gibi biraz da lüks olacak türden bir eylem planı yaptık ve o eylem planı doğrusunda yürüdük. Mesela hemen onu baştan söyleyeyim.
165 civarında bir hedef tespit etmişiz. Bunu 115'ini geliştirmişiz, gerçekleştirmiş zaman içinde. Gerçekleştiremediklerimize bakıyoruz tabii. Neden, gerekçeler nedir? İşte özellikle paydaşlı projeleri gerçekleştirememişiz. Paydaşlı dediniz yani. Paydaşlar ne oldu? Mesela bakanlıklarla paydaşlı. Evet, kurumlarla, anakentle, bir de işte yetki karmaşasının olduğu değişik yetki alanlarından dolayı gerçekleştiremediğimiz şeyler var. Mesela bir balıkçı çarşısı yapamamışız. Büyükşehir yetki alanında bize o konuda izin verilmemiş veya farklı sebepler. En çok hangi sıkıntı yaşadınız Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ve Büyükşehir'le ve ilçe belediye başkanlarının aynı partiden ya da aynı ittifaktan olmasının ne önemi olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi ben daha çok Kadir Bey'le, ben mesela son dönemde Kadir Bey'in yerine gelen başkanla ben mesela hiç diyalogumuz olmadı ama Kadir Bey'le sürekli diyalogum vardı. Ama diyalogda kalıyordu. Yani onun dışında biz bölgemize destek alabilecek, bölgemize fayda sağlayabilecek, temel anlamda da toplumu yakından ilgilendiren ama bizim yetki alanımızda olan herhangi bir işi yapmak konusunda en ufak bir destek alamadık. Bir kere şu bir gerçek, bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir ki biliniyor. Her bir dönemde siyaseti hep önde tuttu Büyükşehir kadrosu, ekibi. Ve bu da bize ters gelen bir şey. Ben yaşamda hangi alanda olursa olsun, ister merkezi yapılanmada, ister yerel yapılanmada, siyasetin yaşamın içinde yapılması gerekliliği iddiasındayım. Yani yaşamın önünde tuttuğunuzda o zaman objektif olamazsınız, hedefleriniz küçülür, gidiş yolunuz şaşar. Ve bir günde bir yerde bir şeye toslarsınız yani bugün olduğu gibi. Dolayısıyla yaşamın içinde yapıldığında çok daha geniş alanlar buluyorsunuz, geniş alan tutabiliyorsunuz. Burada şu önemli, tamam iki siyasi yapılanmanın aynı olması hemen böyle klasik olarak böyle kulağa hoş gelir ama doğru değil. Önemli olan demokratik olabilmektir. Yani bu örneğin gelişmiş toplumlarda olduğu gibi biz Almanya Aachen'la kardeş şehriz. Ama ben Almanya Aachen'da bir ödül almaya gittiğimde Aachen Belediye Başkanı'yla bize ödül verdi. Kim verdi? Sosyal Demokratlar verdi. SPD. Şimdi SPD'nin bakanının veya işte oradaki gelen kişinin, eyalet parlamentosundaki bakanın olaya bakışıyla bizimkilerin bakışı arasında dağlar kadar fark var. Belediye Başkanı için, Aachen Belediye Başkanı için söylediklerini 40 bin sene geçse bizimkiler benim için söylemezler. Yani böyle farklılıklar var. Önemli olan aynı partililiğin ötesinde bakış açısının adil olması, adaletli olması ve demokratik olması. Bu sizin bu yaklaşımınız sizce seçmeninize yansıyor mu? Çünkü aslında sizin belediyeniz içinde bunun bir benzeri yaşanıyor. Sizin çok muhafazakar bir seçmen tabanınız da var. Sarıyer'in öyle mahalleleri var ki hem çok geç göç almış, hem çok muhafazakar, hem de klasik bir AKP tabanı ya da diyelim ki muhafazakar parti tabanı. Ama bir de tam tersi, eğitim seviyesi en yüksek, gelir seviyesi en yüksekte, yaşam biçimi itibariyle daha batılı modeli seçmiş diyelim ya da öyle benimsemiş şimdi diyelim. Şimdi bunları aynı anda nasıl eritiyorsunuz? Benim onunla ilgili bir söylemim var. Biliyorsunuz diyorum ki ben belki dünyanın en zengini bizde, en fukarası da bizdedir herhalde. Yani parayla imanın kimde olduğu belli olmaz ya. Klasik bir söylem. Şimdi böyle bir yapılanma var ve başından beri bizim temel hedeflerimizin başına geliyor. O 2009 öncesinde bile söylediklerimiz farklı yaşam gruplarını bir arada huzur içinde yaşatmaya. En büyük hedefimiz bu ve bunu büyük oranda sağladığımızı düşünüyorum. Bir, şimdi mesela İstanbul'da her ay yapılan istatistiklerde Sarıyer en huzurlu bölge seçiliyor. Bunda tabii ki belediyenin bir katkısı var. Kesinlikle biz işte hizmetleri en iyi, günlük yaşam içindeki hizmetleri en iyi götürmeye çalışıyoruz. Mesela orada temel bir anlayış var. Yaşamı kolaylaştıracağız, yeni yaşam alanları oluşturacağız. Yaşamı en iyi kolaylaştırıp hizmetleri en iyi vermeye çalışırken bu arada da yeni yaşam alanları oluşturmaya. Mesela kültür sanat toplumda kim olursa olsun,
ne kadar muhafazakar olursa olsun inanılmaz insanların en temel ihtiyaçlarının başında geliyor. Şimdi ben asıl tabii en çetrefilli kolu imar barışı ve bu mülkiyet hakkı meselesine gideceğim. Çünkü sizin ilçenizin en önemli meselelerinden bir tanesi bu, ama bu son söylediğinize ek bir şey sorayım. Belki onu söylemek ve paylaşmak istersiniz. Gücünüz de belki, bilmiyorum, oradan aldığınızı düşünüyor musunuz? Ya da bu seçimlerde de buraya mı oynuyorsunuz? Size sormuştum. Mesela pek çok kültür sanat alanında faaliyet yapıyorsunuz. Belediyeler genelde sosyal yardımlara eğilir. Sarıyer Belediyesi, bir baktım, işte edebiyat günleri düzenliyor, Sarıyer Akademisi'nde öğretmenleri eğitiyorsunuz. 4 tane kültür merkezimiz oldu şu anda. 4 tane. Ve özellikle kültür merkezlerimizden biri şu anda İstanbul'un en donanımlı kültür merkezlerinden biri, tiyatro olarak da, etkinlik olarak da. Eğitim, edebiyat günleri yapıyorsunuz, 8. senesi konserler. Ve biz, bakın Şirin Hanım, şimdi... Buraya muhafazakarları çekebiliyor musunuz, muhafazakar seçmenizi ya da biz, gelir seviyesi düşük seçmeninizi. Şimdi insanların, bakın, insanlar şuna bakıyor. Bir, sizde bir samimiyet arıyor. Ben hep ısrarla söylüyorum. Ben bugüne kadar hiç kimseyi ayırmadım ve ayırmayacağım. Siyasi görüş olarak, inanış olarak, memleket olarak, neresi, ırk, din, her bir uzatabilirsiniz. Hiç kimseyi ayırmadık. Herkes bize geliyor. Herkes geliyor. Ve herkes o geldiğinde beklediği samimiyeti görüyor. Ben insanımı çok iyi tanıyorum. Yani Anadolu insanımı da, Yalı'dan gelen insanımı da. Yani toplumumuzda çeşitli farklılıklar da olsa biz feodal yapılanmayı hala onun içindeyiz. Her bir şekilde onun içindeyiz. Bir de beraber yaşıyoruz. Yani şimdi şöyle düşünün. Avrupa'da bir ailede evde çalışan insanlar çalışan insanlardır ve bütün ilişki o kadardır. Ama bizde öyle değil. O evin annesi o çalışan kadına kızı olarak bakar, çocuklarını sahiplenir. Derdiyle uğraşır, hastalanırsa hastaneye gönderir. Bu bizim temel yapılarımızdan ve onun için ben hiçbir zaman umudumu kaybetmiyorum. İşte biz böyle lastik top gibi vuracağız ve kalkacağız tekrar. Yani ama iyi yapmak lazım bunu. Dediğim gibi insanların bu anlamdaki samimiyeti. Şimdi kadınlar, çocuklar kesinlikle samimi olduğunuzu görmeli. Ben ısrarla mesela bir söylem geliştirdim. Bu yaşamın içinden geldi. Bir anne için iki şey çok önemli. Yuvası ve yavrusu. O zaman yuvaya da sahip çıkmak zorundasınız. Yavruya da sahip çıkmak zorundasınız. İşte mülkiyet sorunu. En temel sorunlardan ve bizim kadınlarımızın temel sorunu. Yani yaşadığı evin kendisinin olmasını istiyor. Garantisi olsun istiyor. Tabii garantisi olsun istiyor. Veya onun kimden aldı? Anasından, babasından aldı. Anasının, babasının çektiği sıkıntıları biliyor. Ben bile mesela öyle bir bölgede oturuyorum. Lise bitirene kadar elektrik suyumuz yoktu bizim. Doğalgazımız da yoktu. Ve yani öyle bir geçmişimiz var. Siz oranın içinden geliyorum, sorunlarını biliyorum. Çok net biliyorum ve çözümünü de biliyorum. Yani burada artık şöyle de bir şey var. İnsanların artık kendi, mesela eskiden doktora ihtiyacı olurdu, doktor ararlardı, avukatı ihtiyacı oldu, ararlar, mühendise. Şimdi hepsi kendi çocukları artık. Ha, önemli olan işte oradaki o organizasyonu oluşturabilmek, oradaki entelektüeliteyi yaratabilmek çok önemli. Lastik top gibiyiz, çarpıp döneceğiz dediniz. Bunu ne anlamda söylediniz? Yani biz şu anda dibe vurmak üzereyiz biliyorsunuz. Ne anlamda? Her anlamda. Ülkede ekonomik anlamda, siyasi anlamda. Mesela siyasi ilişkilerin dünyanın hiçbir yerinde bu kadar böyle gergin siyasi ilişkiler veya bir seçim kampanyası olduğunu ben düşünmüyorum. Son 10-15 gündür insanları sükunete, dostluğa, birlik beraberliğe ve de 31 Mart'tan daha önemli 1 Nisan'a hazırlanın diyorum. Çünkü seçim bir gün, 31 Mart, yaşam her gün. Bunun, biz yaşamın peşinde olmak zorundayız. Yaşamı, onun şu rahatlığı var, biz seçim kazanıyoruz. Onun rahatlığı var tabii. Bu böyle bir rahatlık söyletiyor tabii bize ama ve bunun da çok uzun yıllardır attığını oluşturuyoruz, altyapısını oluşturuyoruz. Dolayısıyla toplum bu içe geçmişliği ve başka bir yapısı, dinamikliği, yani Türk toplumunun kendi özellikleri o topu duvara gönderecek ve geri getirecek. Kurtaran yine toplumun kendisi kendine olacak. Ben işte 1920'ler örneğini veriyorum. Yani şimdi emperyalist ülkeler geldi, ülkeyi işgal ettiler mi? Elimizde hiçbir olanak yokken kurtardık. Değil de kurtardık, birlik beraberlikle. Yani adam tarladaki birlikteliğini savaş alanında yaptı.
komşuluk birlikteliğini savaş alanında oluşturdu. Ve somut bir hedef vardı kasında yaptı. Şimdi eğer siz hedefleri somutlaştırabilirseniz ama dünya ilişkilerinde göz önünde bulundurarak somutlaştırırsanız hedefe gitmeniz kolay olacak. Ve insanları da eğitim seviyesi ne olursa olsun insanları da götürmek kolay olacak. Belki bunlar biraz böyle şey ütopik geliyor olabilir ama bunların detaylarını oturup konuştuğumuzda hedef çözüm bulabiliyorsun. Şimdi bu mülkiyet meselesine gelince bir kere şu çok önemli. Buradan yola çıkarak cevaplamanızı rica edeceğim. Genelde şöyle bir imaj var. CHP'li belediye başkanları biraz da hayattan kopukturlar. Fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahibinin, muhafazakar çevrenin, göçle gelmişin derdinden anlamazlar. İşte bunlar başka bir zengin dünyanın getirdiği belediye başkanı. Siz diyorsunuz ki ben suyu, elektriği, doğalgazı olmayan bir evde büyüyerek, okuyarak, mühendis olarak geldim ve sorunlarını biliyorum. Ben şimdi o biraz önceki değerlendirmeye katılmıyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok başarılı. Öyle bir inanç diyorsun var. Ben ona da cevap verin. Doğru değil. Biz yani özellikle son dönemlerdeki arkadaşların belediyecilik anlayışı, daha doğrusu yerel yönetim anlayışı hedefleri ve önleri çok açık. Yani planlama yapabildiklerinde de gidebildikleri kadar gidecekler. Özellikle hizmet anlamında, sosyolojik boyutta, her anlamda. Çünkü çok farklı bir anlayışa geldi. Dünyada yerel yönetim anlayışı çok farklı bir konuma geldi. Mesela şimdi insanlar sürdürülebilirlik kriterlerini bilmezler ama sürdürülebilirlik diye konuşurlar. Artık bizim belediyeler sürdürülebilirlik konuşuyoruz biz. Yani özellikle de sürdürülebilirliğin temel kriterleri katılımcılık. Şimdi hadi bana AK Partili belediyelerden bir tanesinde bir katılımcılık örneği gösterin. Gösteremezsiniz. Ama bizim bütün belediyelerimizde toplumla beraber yönetiyoruz. Toplumla beraber karar mekanizmasına bile var o insanlar. Ve herkes var. Ben cami hocalarını mahallenin herhangi bir sorunu çözmede tartışma içine alıyorum. Muhtarlar çok önemli. Ve siyasi parti olarak, siyasi erk olarak bakmadan bunu yapmazsanız zaten çözüm üretemezsiniz. Mesela şöyle düşünün. Çok önemli bir park yaptınız. Ya eğer o parkı insanların kullanmasını sağlayamazsanız o park yalnızlaşır ve içinde başkaları yaşamaya başlar. Bunu yapmak için de insanları bir karar sürecinde de yani buraya park yapılması gerektiğini tespit edeceksiniz ve sahiplendireceksiniz. Projeyi de sahiplendireceksiniz ve insanlar orayı yaşamalarına döndürecekler. Peki, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi artık başka bir profil çiziyor diyorsunuz. Sizin kendi özelinize gelelim. Kendi yaşamınızdan bir örnek vererek nasıl bu mülkiyet hakkının özellikle kadınlar için önemli olduğunu söylediniz. Şimdi devam eden bir imar barışı var. Ve bu imar barışı aslında hükümet tarafından işte ihtiyaç yani bugüne kadar tapusu almayan halk arasında gecekondu olarak bildiğimiz tapusuz binaları çok ilgilendiren. Yok çok yakından ilgileniyor. Tam tersine onların bir başka şeyle ilgileniyor. Bunu siz daha farkını iddia ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun tapu mülkiyet hakkıyla hiçbir alakası yok. Yok yasada bu öyle sorun, bir şey yok. Seçimlerde bir malzeme haline getirildi iktidar tarafından. Doğru. İşte imar barışı getirdik. Hepinize işte yeni yaşam alanları yaratıyoruz. İşte hayatınızı düzenliyoruz falan. Siz bu tartışmaya ben çok hızlı bir evet. Şey yapayım mı? Şimdi bakın biz 2009'da Gecekondu Mesken Müdürlüğü kurduk. Nedir biliyor musun? Bizim bütün tepe mahallelerimiz işte Boğaziçi Üniversitesi'nden Beşiktaş sınırından başlayıp Karadeniz'e kadar uzanan mahallelerde gecekondularımız var. 200-250 bin insanın yaşadığı alanlar buralar. Sorunların da temel sorunları mülkiyet meselesi. Şimdi bu mülkiyet meselesinin çözümüyle ilgili daha önce çeşitli yasalar çıkmış. Bu yasaların numaraları o bu mülkiyet neyse. Mülkiyet meselesi dediğin tapu. Tapu. Mesela tapu tahsis belgeleri verilmiş 1984'lerde. 1984'lerde verilmiş tapu tahsis belgesinin altında diyor ki bunlar kısa sürede yerel yönetimler tarafından tapuya döndürülür. Ve ondan sonra takip etmemişler. Kalmış orada insanlar. Benim babamın da var tapu tahsis belgesi. Şimdi o bir hak ve o zaman 2000 liraya verilmiş insanlara. 2000 liranın bugünkü ederi 200 bin lira. Ve insanlar borçlanarak 2000 lirayı temin etmişler. 2000 lira onu alırken adamın maaşı 400 lira, 500 lira. Yani o 2000 lirayı toplayabilmek için memleketten destek almış. Uzatmayalım. Şimdi sonrasında biz bunu baktık ki biz bunu hala kullanarak tutarak
bu sorunları çözebiliriz. Ha, baktık ki ön görünümde bu iptal edilmiş, tamam. Ön görünüm kalsın, geri görünüm etkilenme bölgelerinde başladık. Ve çok uzun süreçli çalışmalar sonrasında Büyükşehir Meclisi'ne kadar getirdik. Çok uzun süreçli sıkıntılar oldu ve Büyükşehir Meclisi mesela bundan iki ay önce meclisten kabul çıksaydı problem çözülmeye başlayacaktı. Bizim bütün, sadece bizde değil Sarıyer'de, bu örnek olarak bütün bölgelere yansıyacaktı. Şimdi Sayın Bakanlar'ın... Yani arka görünümdeki binalara, tapusu olmayan binalara tapu tahsis belgesi verilmişse, yani onlara tapuları verilseydi bu sıkıntı çözülecekti ve satacaktı. Yani devlet bir dönemlerde birilerinin o insanlara sattığı yerleri devlet bu sefer kendisi kendi garantörlüğünde satacaktı. Belli bedelle satacaktı. Bedava dağıtmayacaktı. Ve insanlar da bunu almaya hazır. Niye? Ya bir metrekare olsun onun olsun. Çünkü 60-70 senedir yaşıyor. Ve o gün o gün kararlaştırılmış olsa, şimdi zat-ı muhteremlerin sürekli söyledikleri bir şey var ya, İstanbul işte deprem kuşağında, işte şu deprem kuşağında mı? O zaman samimi olacağız. Deprem kuşağından çıkarabilmek için İstanbul'u yeniden yapılandırmaksa doğru yapacağız. Yani birileri bir tarafta hani rantla ilgili bir takım çözümler peşinde koşmak yerine toplumsal sorunların çözümü konusunda ve teknik olarak da yapılması gerektiğini inanmak lazım. Yani siz şunu mu diyorsunuz? İmar barışı insanlara tapu kazandırmadığı gibi sadece rant üzerine kurulu bir sistem oldu. Mesela imar barışı şu anda Türkiye'de çıkan yasalar doğru çıkmıyor. Atlıksız çıkıyor. Atlığı yok yasanın. Yasa çıkıyor. Ondan sonra yönetmeliklerle düzeltilmeye çalışılıyor. Evet. En büyük problem o zaten. Burada da aynı şey oldu. Yeni yönetmelikler mesela imar barışı çıktı. Ya arkadaşlar siz bu işten ne anlıyorsunuz? Kimse bir şey bilmiyor. Bürokrat da cevaplıyor. Bu işin özü şu. Ruhsat aldı. Yola çıktı binasını yaparken 100 metrekare yapması gerekiyordu. Ruhsata göre 120 yaptı. 4 kat yapması gerekiyordu. 5 yaptı. İşte imar barışıyla bunu çözüyor. Devamı var çünkü. İskan almaya kadar gidebilir. Bu nerede işte? Buna da tam uyan binalar var. Esenyurt'taki 40 kat ruhsat almış ama 60 kat yapmış binaların çözümü. Ama gecekonduların çözümünü üretemiyor. Şöyle diye yani daha toplu bir cümle kurmanız gerekirse, imar barışı aslında zaten parası olana yaradı ama ihtiyaç sahibi tapu bekleyenlere yaramadı. Hayır, yarayamıyor zaten. Öyle bir tarif yok. Mesela hayır, şimdi, bunu sizden duymak istiyorum, tamam, da onun için uğraşıyorum. Yani yok. Netleşsin yasanın diye. Yasanın içinde tapu ile ilgili en ufak bir ibare yok. Bir satış lafı var ama bu satış lafı kimden kime? Ne şartlarda, nasıl belirlenecek, kimler yapacak bu satışı hiçbir şey belli değil. Yani dolayısıyla şu anda gecekondu bölgelerinde özellikle yıllardır mülkiyet problemini, tapusunu çözmeye bekleyen insanlara bir faydası yok. Bir faydası yok. Ha, ne yaptık? Biz mahalle mahalle inceledik. Dedik ki olması gerekenlere siz müracaat edebilirsiniz. İmar barışına yararlı olur dedik size. Bir taraftan da hiçbir faydası yok. Olmayanların da müracaat etmesini bir anlamda. Peki siz seçilirsiniz ve diyelim ki Ekrem İmamoğlu da seçilirse, yani Anakent ve ilçe belediyesi olarak birlikte çalışmaya başladığınızda bu sorunu çözebilir misiniz? Bizim örneklememiz bütün İstanbul için var. Yani Sarıyer özelinde çalışıyoruz ama biz Ekrem Bey'le İstanbul'un temel sorunu olan bu problemi ve de dönüşüm problemini büyük oranda çözmüş olacağız. Ve de çok kısa sürede. Anladım. Çünkü altyapımız hazır. Peki bir son soru bundan ilgili. Sizin şimdi tabii aynı zamanda ilçenizde işte büyük finans merkezleri var, gökdelenler var, işte maslak projeleri var. Bu imar barışı biraz da rantın el değiştirilmesi için kullanıldı. Yani büyük dev inşaat şirketlerin, yatırımların, müteahhitlerin ya da çok değerli alanların, hazine arazilerinin biraz da ranta dönük, hem de iktidara da yakın ranta dönük o yer oynatması ya da elverişli olması, onlara elverişli olması için kullanıldı. Bu tespite katılır mısınız? Yok, şimdi biz mesela bizim Maslak için böyle bir şey geçerli değil. Biz Maslak'ta planları zaten hem 1/5000, 1/1000 planların nihai planları almıştık zaten ve belli bir disiplin altına aldık Maslak'ı.
Şimdi en başta mevzi imar planları var. Herkes kendi binasını bir plan, kendine göre bir plan oluşturmuş, yapmış ama hepsini disiplin ettik. Şimdi esas problem özellikle de üçüncü bölge dediğimiz İstanbul'un diğer bölgelerinde işte oluşan konutlarda oluşan problemler ve biz gibi rantın yüksek olduğu yerlerde işte dediğim gibi ruhsatlı başlamış ama ruhsattan şaşmış binaların affına yönelik bizim bölgelerde çok ciddi bir rant sağlıyor tabii. Şimdi belediye başkanlarını konuk olarak aldığımızda tabii vaatleri pek çok oluyor. Bunları tek tek sırala desek saatler süren programlar yapmamız gerekir ama siz 10+5 sloganıyla çıktınız. Bir 5 sene daha istiyorsunuz projelerinizi tamamlamak ve başta belirttiğiniz gibi bir sonraki sizden sonra gelecek olan gençleri bırakmak için. Eğer desem ki size madem +5, 5 tane en önemli vaadiniz nedir Sarıyer halkına? Ne bizim dersiniz? En büyük vaadimiz, İstanbullulara. En büyük vaadimiz 1 Nisan'dan sonra bu seçim süresince ve ondan önce oluşan toplumlar arasındaki bu bozulmaların, uzaklaşmaların tadilatına gireceğiz hemen. Ve daha çok böyle kültürel etkinlikler yaparak insanları bir araya getirmenin yani birlik beraberliği sağlamanın ama samimi olarak yani şey değil. Böyle laf ola beri gele diye bir sözümüz var ya. Gerçekten onu bir kere ona çok uğraşacağız. Yani çaba sarf edeceğiz. Okullarla, derneklerle, bütün hemşeri derneklerini dahil olmak üzere mutlak bir şekilde bunu sağlamamız lazım. Çünkü bunu sağlayamadığınızda toplum eğer bir arada değilse başka projelerde de başarılı olmanız mümkün değil. Ve bizim spor alanında çok eksiklerimiz var. 2 tane spor salonu projemiz var. Zekeriyaköy bölgesinde yine bir spor vadimiz var. Yani spor vadisini yaşamı da içinde alarak, yaşamı da içinde tutarak şu tespitleri yaptık biz. Nerelerde eksiğimiz var? Toplumu en yakından ilgilendiren neler var? Onlara baktık ve onları projelendirdik. Ve çok uzun onları girmeyeceğim o konuya ama şunu yaptık. Biz 10 yıl içinde oluşturduğumuz altyapıyı üstüne koyarak devam ettireceğiz. Yani örneğin sosyal alanda 8 mahallede kreşimiz var. Bunu şimdi bütün mahallelere yaymayı planlıyoruz. Çok büyük bir faydası var. Özellikle engelli projeleri, özellikle sokak hayvanları. Kreş tabii kadın istihdamı da demek aynı zamanda. Kadın istihdamı aynı zamanda. Mesela kreşsiz kadın istihdamı olmuyor. Şimdi bizim İstanbul'un diğer bölgelerinden farklı 8 köyümüz var. Tarımın hala yapıldığı, özellikle de evsel tarımın yapıldığı türden yerlerde daha böyle disipline etmek anlamında. İşte bölgenin bizim yetki alanımızda olmamasına rağmen bir altyapı problemi var. O altyapı probleminin çözümü konusunda biraz daha ısrarkar olacağız. Ve tabii de en önemlisi de büyük şehirle olan ilişkilerin daha sıcak bir hale getirilmesi gerekir. Çünkü dokunamadığımız, yapamadığımız çok önemli şeyler var ve dokunulamaması halinde de daha yıkıntıya, sonradan yıkıntıya sebep olabilecek ve de bedeli ağır olabilecek türden alanlar var. Tüm bunların tamamının hepsinin toparlanması lazım ve en önemlisi de ve asla vazgeçmeyeceğimiz tapu mücadelesi. Şimdi şunu da sorayım. Bu da önemli. Öyle toparlayalım yavaş yavaş. Mesela ben etrafımda da duyuyorum. Şöyle şeyler söyleniyor. İşte Ekrem İmamoğlu'na vereceğim ama şu ilçeyi de cezalandırmak istiyorum. Çünkü oraya kötü aday koydular. Atıyorum. Şu isim vermiyorum. Yani benim çevremden de var. Tamam işte büyük şehirde ben adayım CHP'li olsun ama şu ilçede ben sevmedim onu. Şimdi burada siz belediye başkanları için yani aynı partiden o birlikte çalışmak neden önemlidir? Yani seçmenlerinize bu konuda ne demek istersiniz? Şimdi birlikte çalışmanın ötesinde birlikte proje üretmek zorundayız biz. Yani şimdi İstanbul kolay bir memleket. Yani mesela Ekrem Bey'le ne üreteceksiniz? Şimdi Ekrem Bey'le çok şey üreteceğiz. Daha önce beraber çalıştığımız için yeni yapılanmayı ve şu andaki İstanbul'un kaybedilen İstanbul'u geri kazanmak için bir çok ciddi bir çabamız olacak her bir bakımdan ve de özellikle bu dönüşümlerin bugüne kadar Türkiye'de doğru yapılmayan kentsel dönüşümlerin artık doğru yapılabileceği ama İstanbul'a yakışır şekilde ve dünya kriterlerini de göz önünde bulundurarak. Yani dünya şehri İstanbul'u dünyalıları da çağırarak birlikte yeniden organize etmeyi ve ihaneti de ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. En büyük şeyimiz o.
Peki biraz yani hem işte anlattığınız engel deniz ulaşımı, bisiklet yolları, trafik çok önemli. Bütün bunları zaten daha önce de mesela Ekrem Bey'in şu anda üzerinde çalıştığı en önemli projelerden biri ulaşım. Şimdi ulaşım başta yanlış tariflendi. Ben şey inşaat mühendisiyim. Daha hemen ulaşım dersinin kitabının başında şu yazar. Siz ulaşımı kim için yapacaksınız? Kim için planlıyorsunuz? İnsan mı araç mı? Önce onu ayırmamız lazım. Şimdi insansa ki kentler özellikle de insan ulaşımına ağırlık vermek zorunda. İnsanların huzurlu yaşayacağı ortamları oluşturmanız lazım. Yaya kaldırımları dahil olmak üzere. Özgürce yürümesini sağlamak anlamında ve kentlerde dikkat edin gittiğiniz yurt dışındaki önemli kentlere insanları çok yürütüyorlar. Yürütmelerinin bir sürü sebebi var. Bir iki tane soru geldi. Bunlardan bir tanesi daha önce de size atfedilen bir suçlama daha doğrusu diyeyim suç değil. Buna ne cevap verirsiniz? Başkan da Mercedes'te lüks arabalarda geziyor. Siz vallahi diyorsunuz bizim, ki ben tam tersi bir geçmişten geliyorum. Yo, şimdi, öyle mi? Lüks düşkünü müdür Sarıyer Belediye Başkanı? Hayır hiçbir şekilde lüks düşkünü değil. Çok da günlük yaşar. İşte bizim bütün yaşamımız arabanın içinde geçer. Onun Mercedes olması veya bir başka olması, başka araç olması çok önemli değil. Bunlar 3 yıl için yapılan ihalede alınan total ulaşım araçlarıdır. İşlerinde bir tane başkanlık makam aracı vardır ve onun fiyatı da diğerlerinden çok yüksek değildir. Ama birileri özellikle bunu kullanmak için hoşlarına da gidiyor bu tür ifadeler. Merkezi yönetimin sizi çalıştırmayacağını düşünüyor musunuz? Mesela çeşitli belediyeler ki bunlardan biri Ankara, Mansur Yavaş yine Doğu, Güneydoğu illerindeki seçilebilecek belediye başkanları için mesela Cumhurbaşkanı diyor ki seçilseler bile ben çalıştırmam. Bazılarında seçilse bile başka türlü çalıştırmayabilir. Çevresinden başkası gelebilir. Belediye başkanlarının üzerine gelen baskıları da tahmin edebiliyoruz söz konusu olan rantsa. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani çalıştırmam, seni seçilse bile seni orada oturtturmam, vermem ya, söylemine verecek cevabınız nedir? Biz kendi olanaklarımızı yaratırız. Biz çok dünyanın en önemli yerel yönetim binasını devletten en ufak bir olanaksız yaptık. Kendi vergilerimizle, tasarruflarımızla. Ve biz şunun iddiasındayız şu anda. Sevgili Ekrem Bey de, Mansur Bey de, Adana'da, işte farklı İzmir'de yani kendi olanaklarına yetebilirler. Yeter ki planlamayı iyi yapsınlar. Tasarruflu şey yapsınlar. Yani mesela bir ev hanımı mutfakta aldığı parada mutlaka bir artım yapar ve önemli zamanlarda da kullanır. Aynı bütçe planlamasını yaparak yapar. Biz kendi bütçemizi yaratırız diyorsunuz. Şimdi, eğer bize kaynak yaratmazlarsa ama ya kayyum atama yoluna giderlerse mesela Mansur Yavaş için bunu söylüyor. Bu ya, sizce toplumda kabul görebilecek bir şey olur mu? Böyle şey olur mu şimdi? O zaman bırakalım, kapatalım dükkanı gidelim. Yani şimdi böyle şey mümkün mü? Yani ben o anda politik olarak söylenen bir söylem olarak düşünüyorum. Bunu hiçbir şekilde de bizde de şimdi Sarıyer'de de aynı şeyler söyleniyor. Vay efendim böyle bir yola gitmeyin sonra kayyum atanacak. Yok böyle bir şey. Eğer siz halkın desteğiyle gelmişseniz oraya o zaman kayyumla da o halkın bileklerine vurun bir şeyler. Gitsin yani yaşamı bir kayyumun yönetebileceğini düşünebiliyor musunuz? Veya ben size şöyle bir soruyu sorayım, siz araştırın gazeteci olarak. Doğu Güneydoğu'da kayyum olarak atanan şehirlerdeki kayyumların aynı şekilde ben denetlendiğim şekilde yani Sayıştay tarafından, mülkiye müfettişleri tarafından denetlendiğim, incelendiğim şekilde onlar da bir denetleme ve incelemeye tabi tutulduğunda sonuçlar ne çıkacak adam bakalım. Peki son olarak kapatmam gerekiyor ama şöyle söyleyeyim hep bu seçim klasiğidir Toto alır mısınız kaç farklı alacağınızı düşünüyorsunuz ve İstanbul'un genelini sorayım. Biz iyi bir farklı fark alacağız ve İstanbul'u da alacağız şu anda çok net söyleyebilirim Cumhuriyet Halk Partisi şu anda 16 belediyeyi kesin alıyor İstanbul'da ve 5-6 belediyede de çok böyle oylar başa baş. Bunların zaten gelmesi halinde fark önemli bir Seçmenin geldi. Özellikle AK Parti seçmeninin
Bu da önemli bir şey. Sandığa gitmeme yoluna gidebileceği konuşuluyor. Çünkü başka partiye oy vermeye eli gitmiyor ama AK Parti'den de çok şikayetçi. Bunu duyuyoruz. Ya da bu belki Kürtler için de söz konusu olabilir. Ya da kızgın CHP tabanı da olabilir. Siz seçmenin sandığa gideceğini tahmin ediyor musunuz? Duyumlarınız nasıl? Ve eğer değilse bunun için özel bir çalışma yaptınız mı? Ve seçim güvenliği, sandık güvenliği. Bunu da söyleyin lütfen, toparlayalım. Bakın Şirin Hanım, bu belki bir parlamenter seçim olsaydı gitmeme oranının daha yüksek olacağını düşünebilirdik ama bir yerel seçim olduğu için sanda bir kere insanlar gelmek isteyecekler. Yerelde de kendi yöneticilerini seçecekler, gelmek isteyecekler. İçin içinde muhtarlık seçimleri var. İçin içinde belediye meclis üye seçimleri var. Bunları göz önünde bulundurduğunda kendiye daha yakın seçimler olacağı için ben geleceklerini tahmin ediyorum. Mesela biz şimdi tam bir halk meclisi kurduk. Bizim belediye meclisimizin içinde taksici var, lokantacı var, mühendis var, herkes var. Şimdi bunu insanlar biraz da kendiye arayacaklar. Yani ben benim kendimin temsiliyeti var mı yok mu diye. Onu hissettikleri anda bana göre katılım daha fazla olacak. Ama şunu biliyorsunuz sizler de. Yapılan tüm anketlerde gri alan dediğimiz alanda oy oranı çok yüksek. O gri alanın dağılması işte özellikle de bana göre insanların işte ben seni çalıştırtmam, ben şunu yaptırmak yerine insanları özellikle de yaşamın içinde tutarak ülkenin ayağa kaldırılması için bence daha bir çok kullanılması gerekir diye düşünüyorum. Trafolar sağlam mı? Kediler kaçmayacak mı? Ya sandık şimdi, yok biz trafoları epeydir bakıma aldık. Yani elektrik kesilmeyecek ve o anda elektrik kesintisini biliyorsunuz bütün ev aletlerinde ciddi şekilde hasar yarattığı doğru. O hasarın yaratılmaması için de trafoları sağlamak. Sandık güvenliği tamam diyorsunuz yani ayrılmayacak. Herkes o konuda çok özverili izliyor. Mesela biz de seçime gitmezler bunlar gider tatil yapar dedikleri insanlar saat 2'den sonra 2'ye kadar oyunu kullandıysa 2'den sonra kendi sandığını gelip oturup bekleyeceğini biliyorum. Peki çok teşekkür ederiz Şükrü Genç, size başarılar diliyorum. Ben artık çok kısa bir süre kaldı, sonuçları hep birlikte görüp izleyeceğiz. T24'te de seçim akşamı sizlerle birlikte olacağız ve bütün gece boyunca seçimi Türkiye'nin dört bir tarafından gelen verilerle hem değerlendirip analiz edeceğiz hem de sonuçları aktaracağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sizlere. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Ben başarılar diliyorum sizlere.